Merhaba hanımlar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu kolay atkının yapımını anlatacağım. kolay e, kolayamas şu kaydırma tekniğinde sıraların e, nasıl başlanacağı ve biteceği konusunda bazı püf noktaları vereceğim size. E, benim ipim bu şekilde kendiliğinden renkli bir ipti. Geçişlerini ben ayarlamadım yani. Ama aynı modelle erkekler için çocuklar için rahatlıkla atkı yapılabilir. Renkleri değiştirilerek. Hatta aynı örnekte mantığı anladıktan sonra büyük şallar battaniyeler bile yapmak mümkün. Benim bu atkımın eni yaklaşık 17 santim şekilde de size göstereyim. Boyu ise herkesin boyuna göre değişiklik gösterebilir tabi ama 1 metre 80 santim ile 2 metre arasında değişiyor aslında ortalama bu tip atkılar. Benimki de yaklaşık 1.80 kadar boyu var ama bu zevkinize göre değişir. Şimdi örneğimize altta bir sıra trabzan yaparak başlayacağız. Sonrasında bu ajurlu kısmı oluşturacağız ve de kaydırarak ilerleteceğiz. Püf noktamız başlangıç trabzanımızın sayısını ayarlarken benim yaptığım şeritlerin genişlikleri bu şekilde ve 7 tane trabzandan oluşuyor. Sizler isterseniz bu şeritleri daha daraltıp daha delikli bir görüntü oluşturabilirsiniz ya da büyük şallar battaniyeler yapacaksak bunun trabzan sayısını arttırabiliriz ama... Benim mantığımda, benim yaptığımda 7 trabzan üzerine kurulu. Bakın aralarda da birer tane boşluk var. Dolayısıyla trabzan sayısını ayarlarken 8, 8, 7 trabzan bir boşluk için 8, 8 yani 8'in katları kadar gitmekte. Artı 2 tane e, trabzan yapıyoruz. Bu da yeni sıranın başlanmış, yeni başlayacak olan şeridi için. Zincirsiz trabzana başlama tekniğini uygulayacağım. Çünkü her ipte bu genişlik farklı sayıda oluşabilir. Bunu zincirle uğraşmak yerine direkt trabzanla başlayarak halletmek mümkün. Şimdi hemen örgümüze başlıyoruz. Şimdi zincirsiz trabzana başlama tekniğini hem tek başına video olarak hem de diğer örgülerimde e, takip edenler muhakkak görmüştür. 3 zincir yaparak başlıyorum. 1, 2, 3 ve bakın hemen başını alarak ilk zincirimin içine batıyorum. Normal ikili trabzan yapacakmış gibi düşünelim. Sadece burada püf noktası şuydu. Önce birincisinde şu şekilde alarak bir zincir gibi yapıp sonraki 3 ilmeği ilk ikisi ilk ikisi normal trabzanımızı yapıyoruz. Başını aldım. Bakın ilk başladığım yere geldim yine. Önce bunu tek başına alıyorum. Sonra 2 ile devam ediyoruz. Ben size daha çabuk anlatabilmek adına Burada e, kendi atkımda e, 34 tane trabzanla başlamışken Burada size 18 trabzanla göstereceğim. Çünkü önemli olan o başlangıç ve bitişlerdeki e, trabzanların sayılarını ayarlamak. Aynı mantıkla toplam 18 tane trabzanımızı yapalım. Örneğimizi kuralım. Ben zincirin üzerine yapmak istiyorum derseniz aynı şekilde 18 tane trabzan yapıyorum ben. Sizler ama atık yapmak için 34 tane trabzanınızı yapabilirsiniz. 8'in katları artı 2. Evet 18 tane trabzanımı yaptım. Şimdi buradan göstereyim. Burada da trabzan sayın fazla olduğu için fazla bloğum oluşuyor arada. Biz şu kısımdan başlayacağız ve de ilk delikli kısmımızı kuracağız. Dönüşlerimiz 2 zincir döndük. Başlangıçta yeni şeride hazırlık yapmak adına bunu birinci trabzan olarak sayıyoruz. Burası bizim sıfır noktamız orayı geçtik. Diğer ikinci trabzanın üzerine ikinci trabzanımızı yaptık ve ilk deliğimizi oluşturuyoruz. Bir zincir yapıp bir tane boşluk bırakarak ikincisine geçip 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Ve bu küçük bir örnek olduğu için o 7'ler çok fazla tekrarlamayacak ama daha genişlerde 7 7 7 şeklinde ilerliyor. Yine bir zincir bir tane atlayarak ikinci boşluğumu oluşturdum ve bitirirken de yine 7 tane trabzanla bitireceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Böylece delikli kısma başlamış olduk. Birinci sırada hepsini tek ikili trabzan yapmıştık sonra da delikli kısmı kurmaya başladık. Şimdi benim şeritlerim bu şekilde kayarak ilerleyecek. Bunun için her seferinde yine iki zincir yapıp bakın döndüm her seferinde birer trabzan eksilterek gidiyorum. 7 tane trabzanla bitirmiştik. Döndüğümüzde. 2 1 2 3 4 5 6 Bu kenarların birer birer eksilmesi gerekiyor ki yeni başlayan yerde artabilsin. Ama aradaki şeritler farkındaysanız şuradakiler gitgide yukarılara doğru ilerleyip bitimleri biraz daha ileriye buluyor. Şimdi 6 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir bakın bir trabzanın boşta. İşte zaten kaydırdığımız nokta orası. Bir zincir yapıp boşluğun içine batarak ilk kaydırmamızı gerçekleştirdik. Ve aradaki 7 trabzanı koruyoruz. Onlarda bir sıkıntı yok şu anda. Ta ki kenara gitgide kayıp gelene kadar. 2 3 4 5 6 ve 7 ikinci kaydırmanın olduğu noktadayım bir zincir yaptım boşluğun içine battım şimdi başlangıçta yaptığımız iki trabzanımız vardı artık bu da 3 trabzana çıkaracak çıkacak bu taraf eksilirken bu taraf artarak ilerleyecek bu birincisi 2 ve üçüncüsü de zincirimin üstüne batarak oluşturduğum yer. 2 zincir yapıp döndük. Bakın daha net görülüyor kaydırmam. Şimdi bu durumda bu tarafa doğru gittiğim için bu 3 tane olan yer 4'e çıkacak. 1. trabzanım 2 3 4. boşluğun içine yapıyorum. 1 zincir ne yapmıştık bu aradaki boşluğu oluşturmak için? Bir tane atlayarak devam ediyoruz. Bakın yine 7 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. boşluğun içine. ve kaydırmamız sola doğru devam ettiği için bir zincir yapıp yine buradan bir boşluk bırakarak ikincisine devam ediyoruz. Dediğim gibi bu taraf artarken bu tarafta merdiven gibi azalmaya devam etmekte. 7 ile başlamıştık. 6 şimdi 5 tane trabzan olmalı. 2 3 4 ve 5. Örneğimizin hem önünde hem arkasında bu kaydırma işlemine devam ettiğimiz için yönünü kaybetmemek çok önemli. Çünkü burada sola doğru bu tarafta sağa doğru döndüğümüzde bir eğim var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine iki zincir yaparak dönelim. Şimdi önemli olan bu ajur artık kenara geldiğinde ne yapacağımız. Oraya gelmeye çalışıyorum ben de. Döndük. 5 tane olan trabzan sayımız burada 4'e düşecek. 2 3 ve 4 bir zincir kaydırma için boşlukları kullanıyoruz. Boşluğun içine batarak şu aradaki dilimim için henüz daha var. Dolayısıyla 1 7 taneyi tamamlayacağız. 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir yine boşluğu kullanıyorum ki buradaki kenardaki kısım yine artabilsin 4 tane olan trabzan sayım burada 5'e çıkıyor 2 3 4 ve 5 2 zincir döndük artık iyice ortaya çıkmaya başladı şimdi 5 tane olan yer 6'ya dediğim gibi bu örnekteki tek kritik nokta ee, o delikli dokunun kenara yaklaştığı ve buranın artık 7'yi geçtiği noktada yeni dilim oluşturma aşamamız 2 4 5 6 o yüzden buraları biraz daha hızlı yapmaya çalışıyorum bir zincir. Bir tane atlayarak yanındakine geçiyoruz. Ve 7 tane yine tırabzanımızı tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7'ncisi boşluğumuzun içine. Bakın basamak gibi gitgide azaldı. Bir zincir. Bir tane atlayarak kenara geldik. 1 2 ve 3 Yine iki zincir yapıp dönelim. Artık burası bakın başlarken iki trabzanla başlamıştık. Burada da iki trabzandan sonra aslında döngü yenilenecek. Birinciyi yaptık, ikinciyi oluşturduk bir zincir. Yine buradaki deliğimizi kullanıyoruz. Bakın son olarak 2 ile bitiriyoruz. 2 ile başlıyoruz gibi. Aslında buradan sonra dediğim gibi tekrarlayacak kendini. Aradaki 7 tane trabzanımızı yine yapalım. 2 3 4 5 6 ve 7 bir zincir. Bu kısımda toplam 7 tane trabzanı ulaşacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7 trabzana ulaştık. Şu şekilde eşitlenmiş oldu iki uç. Evet bakın çaprazlar eşitlendi. Yani iki tane trabzanla başlamıştık. Şu anda burada iki tane trabzanımız var. Aslında şuradan göstersem daha net olur. Bakın burada da iki trabzanla eksilterek geldik. Burada da yedi tane trabzana ulaştık. Bundan sonraki sıra aslında ilk sıraya dönebilmek adına Arada yaptığımız küçük bir işlem işte bizim örneğimizin püf noktasını oluşturmakta. Farkındaysanız burada bir bütünlük var. Yeni dilime ulaşabilmek için arada bir sıra bir bütünlüğü oluşturacak yer yapıyoruz. Bu e, atkının e, bence en önemli, en e, kritik noktası burası. Şimdi iki zincir yaptık, yine döndük. Bakın başlangıç noktasındayım. Eşitledik. Bu aşamadan sonra Burada 7 tane trabzanımız vardı. Buraya devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Yeni bir delik alanı oluşturabilecek henüz yerim yok. 5, 6, 7, 8. Yi de yapıyoruz burada. Bir sonrakine yer hazırlamamız lazım bir zincir. Bir atlayarak devam ediyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi yedinciyi yaptıktan sonra deliğimizi koyardık ama bakın alanımız kalmadı. İşte burayı normal trabzanla örerek 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane trabzanla bitiriyorum. Bu benim yeni döngüye başlamam için arada yaptığımız, şu başlangıçta yaptığımız gibi kurtarıcı sıramız. Döndük. Toplam burada 2, 4, 6, 8 tane yaptık. Kaydırmamı yaptıktan sonra 7'yi yaptığımda delik yapabileceğim alan kalmadığı için iki trabzanla burayı bütün halinde bitirdim. Şimdi artık yeni bir şerit kenardan çıkıp devam edecek. Bunun için yine iki zincir yaptık döndük. Buranın bakın iki taneyi gördükten sonra artık delikli kısmı bitti. Yine devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 olmasının sebebi benim bu ajuru kaydırabilmem için deli bir tane ihtiyacım vardı. Bir sonraki sırada her şey dönecek zaten başa. Bir zincir yaptım ve kaydırmama devam ediyorum. Şimdi trabzan artık e burada 2 4 6 8 taneydi. Hala bakın yeni oluşturabileceğim bir alan yok. Çünkü 7'şer 7'şer ilerlemeliydim. 1 2 3 4 5 6 7'den sonra delik yapmam gerekirken bu sefer de bu uçta yerim yok. Onun adına bir zincir yaptığımız yer var işte orası değil bakın çünkü alanımız yok normal trabzanımıza devam ediyoruz yani 8 ve 9 böylece buradan örerken burayı 2 4 6 8 9 trabzanla bitirdik geri döndüğümüzde bu tarafta yine 9 trabzanla bitirdik yine bakın o aradaki geçiş sıramızı tamamlamış olduk Artık ilk başladığımız noktaya döndük. Yani 2 zincir dönüp bu tarafa doğru kaydırma yapıyorduk ve daha birinci sıramızda kenarda iki trabzan yaparak başlamıştık. İşte oradan tekrar başlıyoruz. Bir, iki, yeni şeridimize başlıyoruz. Bir zincir. Bunu ancak dokuz trabzan üzerinde uygulayabiliriz bir tane atladık ikincisine toplam 7 tane trabzanımıza devam edebiliriz artık 1 2 3 4 5 6 bakın tam yerine oturdu 7 bir zincir burayı bitirirken de tam oturacak bir tane atlayarak başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 Gördüğünüz üzere dilimleri tamamladıktan sonra iki sıra hem bu tarafta 9 hem bu tarafta 9 trabzanımızı bulduktan sonra bu delikli kısma ilk başlarken yaptığımız 2 trabzan, 7 trabzan, 7 trabzana tekrar ulaştık. Bundan sonra aynı şeyleri tekrar ederek yani buradaki ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra diye tekrar ederek devam edeceğiz. Ve yine burası 9 trabzan olduğunda e, yeni bir dilim oluşturacağız kenarda. Bir sıra daha yapalım sizinle mantığın tam oturması adına. Ondan sonra örnek üzerine bir kez daha tekrarladım. İki zincir yapıp döndük. Gördüğünüz üzere bu taraf eksilirken şuradan arttırma işlemine devam edeceğiz. 2 3 4 5 6 bir zincir yapıp boşluğumuzu kaydırdık. 1 2 düğümlü geldi ipimiz 3 4 5 6 7. yaptık buradaki iki trabzanımızı arttırmak için şimdi bir zincir kaydırmamız tamam ve Burası artık 3 trabzan olacak. Bakın bu şekilde örneğimiz kendini tekrar eder halde yeni yeni dilimler oluşarak ilerleyecek. Şuradan da göstereyim sizlere. Tabi buradaki dilim sayısı aradaki yedililer daha fazla geniş olduğu için. Burada bittikten sonra yani 2 trabzanla başladık. Sıramız 2 trabzanla bittikten sonra bu aradaki iki sıramızda biz giderken ve gelirken bu dokuzlu trabzan gruplarını oluşturuyoruz ki şu artımı yapabilelim. Yine çünkü burada iki ile başladık bakın aynı şekilde ilerleyerek kaydırma yönünde uzatarak ilerliyoruz. Bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. E, dediğim gibi battaniyelerde, şallarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir örnek. Hatta mantığı anladıktan sonra zikzaklar bile yapmanız mümkün. Buraya kadar gelip e, deliklerinizi bu tarafa doğru kaydırarak ilerletmeniz mümkün. Sayılara sadık kaldığımız müddetçe oldukça keyifli bir örnek. ipim e, ihraç fazlası bir ipti. O yüzden bir hani markası bir şey yok ama 3,5 numara e, tığla örebileceğim kalınlıkta e, bu şekilde rengarenk bir ipliğim oldu. E, bu örnekte hırkalar, yelekler e, yapmanız bile mümkün. E, umarım sizler de yapımını beğenmişsinizdir ve ürünlerinizi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. E izlediğiniz için çok teşekkürler.